Apophis, yok edici göktaşı dünyaya hızla yaklaşıyor. 2004 yılında gökbilimciler dünyaya çok yüksek hızlarda yaklaşan devasa bir asteroit keşfettiler. NASA saatte 48 bin kilometre hızla ilerleyen 300 metre çapındaki yaklaşık 2,5 futbol sahası büyüklüğündeki Apophis göktaşının çarpması halinde Hiroşima'ya atılan atom bombasının tam 98 bin katı enerji ortaya çıkacağını ve dev bir tsunami oluşacağını bildirdi. 2029, 2036 ve 2068 yıllarında dünyaya çok yakın geçeceği beklenen Apophis'in yapılan son gözlemlerde 2029 ve 2036 yıllarında dünyaya çarpma olasılığının azaldığı, fakat 2068'de çarpma ihtimalinin çok yükseldiği belirtildi. Apophis'in 13 Nisan 2029 tarihindeki geçişinde dünyaya 30 bin kilometreden daha fazla yaklaşmayacağı, 2036 yılındaysa dünyaya 36 bin kilometre uzaklıktan geçeceği bekleniyor. Ayla dünya arasından geçmesi beklenen Apophis'in birçok dengeyi değiştirebileceği ifade ediliyor. Bu mesafe, iletişim uydularının yörüngelerinden bile yakın. Ancak göktaşının dünyanın çekiminden etkilenerek yön değiştirmesi ihtimali de var. Uzmanlar böyle bir çarpışma gerçekleşirse, İngiltere büyüklüğünde bir ülkenin yok olabileceğini belirtiyor. Amerikalı astrofizikçiler, göktaşının 2068'de çarpması olasılığının oldukça yüksek olduğunu açıkladılar. Şeytandan Allah'a sığınırım. Eğer gökten bir parçanın düşmekte olduğunu görseler bile üst üste yığılmış bir buluttur derler. Öyleyse sen onları en dayanılmaz azapla çarpılacakları günlerine kavuşuncaya kadar bırak.